Bugün Putin'in başçılığı altında Rus devleti yeniden bir imperiya yaratmak eşkine düşüblər. Ona göre de bunu Amerika çok yaxşı bilir ki, bu heç de tehlikeli. Mesela deyir ki, NATO bizim sərhədimiz. Zaten Türkiye NATO'nun üzvüdür. Bu dəqiqə Rusiyanın da en çok dostluq elədiyi Türkiye'dir. Veya o da Pribaltika NATO'nun üzvüdür. NATO koşulları Pribaltika'dadır. Nedense Rusya bundan narahat değil. Hansı ki Ukrayna'dan daha çok Rusya'ya yakındı Pribaltik ülkeleri. Veya da bugün dünyada bu yakınlığı kilometrinden ölçülür. Silahların gücüyle ölçülür. Ve Amerika'nın da elə NATO'nun elə silahları var ki 10 bin kilometreden Rusya'ya tehdit yarada bilər. Yani bütün bunlar hamısı Putin evvelce dedi ki bunlar NATO girmez değiller. Sonra da dedi ki burada bir faşizm var. Sonra dedi ki Ukrayna NATO bombası elde edip Rusya'nı tehdit edilir. Sonra dediler ki biz hücum edelim, bunlar bize hücum edilir. Yani faktik olarak Rusya en müxtəlif bəhanələr getirsə de Rusya'nın Ukrayna karşı müharibəsinin bir məqsədi var. Ukrayna, Belarusya, RSFSR birliği yaradı. Bunun əsasında yeniden Rus imperiyasını başka bir ad altında meydana getirmek. Amerika, Avrupa bunu çok yaxşı başa düşür. Biz de bunu çok yaşa başa düşürük. Ona göre de bugün Ukrayna'da giden muharebe keçmiş eseri riskolarının talihini elde edilir. Avrupa'nın talihini ve dünyanın gelişlerinin talihini elde edilir. Ona göre de sizin ne demesinden asıl olmayarak Rusya'nın hansı niyet olduğu ortalıqdadır. İran'ın ve Çin'in bugün Rusya'ya destek vermemesi de Rusya'nın bu iddialarının o devletlerine uygun olmaması ile bağlı. Yani ne İran, ne tutar ki Çin istemez ki Rusya evvelki kimi imperial bir devlet olsun. İster ne vakit etsin gitsin İran arasına. İran'ın bütün suveren hüquqlarına müdaxilə eləsin. İran'ı qapaq altı eləsin. Veyahut da Çin üzerinde hegemonluq eləsin vesaire vesaire. Yani ne Çin bunu istəyir, ne İran. Ona göre de öz dövlət maraqları baxımından Rus imperiyasının yaradılması istiqamətində bütün cəhdlərə qarşı çıxacaqlar. İndiki halda bu müharibə həmin cəhdə qarşı bir cəhdədir və bu cəhdədə də tamamilə Çin və İran düzgün bir mövqe tutub.